Selam kızlar, selam arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma, Aysi Kadın'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Ne güzel de kokuyor mutfak bezim. Bunları 5-6 taneydi. Attım makineye, yıkandı, kurumuş. Yumuşacık olmuş, bir de yumuşatıcı koyuyorum ya, yumuşacık olmuş vallahi. Bunları sonra katlayıp böyle temiz temiz kullanıyorum. Ötme ve makine. Kızlar, yemek yapacağız bugün. Domatesim, patatesim, biberim, kıymam kavruluyor. Sarımsağım. Ondan sonra pirincim, arpa şehriyem, tereyağım, her şeyim var. Soğanlarımı doğramakla başlayayım. Kızlar. Bakın beni iyi dinleyin, kulak verin buraya. Size ne anlatacağım? Ah bilseniz ne anlatacağımı. Soğan nereye gitmiş ya? Hah. Kulak verin bana. Dinleyin. Pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Akşam karşıma, sabah karşıma çıktı. Akşam demişim. Şimdi arkadaşlar. Ya. Allah'ım ya Rabbim, buruşuk. Ya sen nasıl bir belasın ya? Gerçekten artık düş yakandan, düş yakandan, yaka silkiyorum senden. Yaka silkiyorum senden. Senin ne işin var benim TikTok'umda? Sen neyin peşindesin? Sen ne araştırıyorsun TikTok'umda benim? Yemin ediyorum arkadaşlar, bu salam TikTok hesabını bilmiyorum. Bilsem gireceğim, engelleyeceğim, görmesin beni diye. 14.000 takipçinin içinde, yani 14.000 takipçim var benim TikTok'ta arkadaşlar. 14.000 takipçi hiç üşenmemiş. Ne aradın orada? Kimi aradın? Ofelia'yı mı aradın? Kimi aradın sen orada? Sana ne benim TikTok'umdan ya? Oradan engelliyorum. Buradan engelliyorum. Yok arkadaş, yakamdan düşmüyor. Kan emici sülük gibi yapıştı kızım. Derdin ne senin? Derdin ne senin? Bak Ofelia söylüyordu zaten. Asim bu ruh hastası. Bunun kafadan hastalığı bir başka diyordu. Ta o zamanlar bu manyak diyordu. Bak gerçekten gece uyurken bu kafasını böyle tırnaklıyor. Tırnaklarını kafasına, buralarına geçiriyor. Hep yatak yorgan kan oluyor diyordu zaten. Allah Allah, kan emici sülüksün, sülük. Herkesin kendine göre gururu olmalı arkadaşlar. Ne kadar gurursuz bir insanmış ya. Sen aklınız alıyor. Benim aklım almıyor. Aklım, mantığım, yemin ediyorum almıyor arkadaşlar. Sen benim TikTok'umda ne arıyorsun? Kimi aradın sen orada? Hayırdır? Hayırdır kızım, kimi aradın? 14.000 takipçi içinde sen kimi aradın orada? Tek tek hiç. Ne kadar bol vaktin var senin ya? Benim vallahi vaktim yok. Aa. Yani her şey aklıma gelirdi arkadaşlar. Ha Instagram'dan ekledi. Instagram'dan engelli o bende. Instagram'da arkadaşlık. Birbirimizi takip ediyorduk. Bu olaylardan sonra mı, önce mi ne? Ben zaten bunu şey yaptım. Engellemiştim. Oradan bana ulaşamıyor hiçbir şekilde. TikTok hesabını da bilmiyorum. Yoksa oradan da engellerdim. Girmesin benim sayfama. Nasıl bir arsızlık, nasıl bir terbiyesiz kız. Kızım sen gerçekten, ben bir kelime, bir şey bulamıyorum arkadaşlar ya. Bulamıyorum. Aklım hayalim almıyor. Sen benim TikTok'umda ne işin var? TikTok sayfamda sen ne arıyorsun? Nasıl bir için yanıyor kız? Nasıl bir, bence arkadaşlar Ofelia'yı aradı orada. Ofelia benimle arkadaş mı değil mi? Bana ne yazmış? Ne etmiş? Sırf Ofelia'nın peşindesin sen. Nasıl yanıyor için cayır cayır? Terbiyesiz, kan emici sülük. Hani böyle varis hastalığı olanlar arkadaşlar sülük alır da bacaklarına, orasına, burasına, boynuna bir yerlere yapıştırır ya. Kan emici sülük işte. Kara sülük. Kan emici. Aynı ondan ya. Bir düş yakamdan ya, bir düş. Terbiyesiz seni. İşine geldi mi? Yok, ben konuşmuyorum, ben ilgilenmiyorum. Sen nasıl bir sinsisin ya? Onlar beni konuşuyor. Ya olur bu kadar, yalanın bu kadarı da olmaz. Bu ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın ben size ne söyleyeceğim. Bu salak galiba birkaç ay önce, bir iki ay önce mi, birkaç hafta önce mi ne tam... Net şey yapmayayım. Bu salak sarhoşken içmiş birini aramış.
Arayıp dediği laf ne biliyor musun? Bak Ophelia'yı kötülüyor. Ophelia'nın evine diyor polis göndereceğim diyor. Ophelia'nın altınlarını diyor sakladığı yerden çıkarsınlar diyor. Ondan sonra kafası sadece böyle domuzluğa çalışıyor. Bu gidiyor bir kişiye bunu söylüyor. O kişi de çoktan Ophelia'ya çoktan haber verdi. Hadi çık bunu da inkar et de ki ben öyle bir kimseyle konuşmadım da öyle bir şey demedim de hadi. Böyle bir şey yok. Asi yalan söylüyor de. Ophelia yalan söylüyor de. Hadi bakalım. Hadi konuşturalım o kişiyi. Konuşturalım gerçekten. Desene sıkıyorsa. Bu böyle bir manyak ya. Durup durup kafasında kuruyor kuruyor. Gece uykusu yok, gündüz uykusu yok. Bir rahat ver insanlara ya, bir rahat ver. Bir de utanmadan rezil. Benim TikTok sayfamın ekran görüntüsünü alıp da manyak toplulukta paylaşmış galiba. Bir yerde gördüm ama nerede gördüğümü bilmiyorum. Nasıl bir gerizekalılık diyor. Sen neyin peşindesin? Ne aradın sen benim TikTok kanalımda? Her kocamı mı aradın? Delikanlı oğlumu mu aradın? Kimi aradın? Ophelia'yı mı aradın? Ophelia'nın eşini mi aradın? Ne aradın sen orada? Ya da Cin Ali'yi mi aradın? Bozumcunun kocasını mı aradın? Ne aradın sen orada? Tek tek arkadaşlar bak 1000 demiyorum, 2000 demiyorum, 14.000 kişinin içinde birilerini aramış. Bu nasıl bir sorumsuzluk, nasıl bir ruh hastası bu ya? Bu söyleyecek laf yok ya. Söyleyecek laf yok. Allah'ın salağı. Allah'ın manyağı. Bir defol git ya Allah'ım, böyle insanlar geberip gitmiyor ya, başıma bela oldu. Nasıl bir belaymış bu ya, nasıl bir belaymış? Benden kaç yaş büyüksün ama kendinden küçük birinin sana mal demesini, salak demesi zoruna gitmiyor. Gerçekten salaksın ya. Kafayı sıyırmış ruh hastası, manyak. Gün geçmiyor, her gün bir pisliğini görüyorum ya. Deli misin nesin, manyak mısın nesin? Manyak olduğunu biliyoruz zaten, deli olduğunu da biliyoruz. Bir uzak dur ya kızım, kendine git, başka oyuncak bul. Vallahi bak, başka meşgale bul kendine ya. İşi gücü bıraktık da senin saçma sapan şeylerin de mi sinirimizi bozacak? Allah Allah. Nasıl bir canın yanıyorsa artık, nasıl bir sıkıntı içindeyse, nasıl bir böyle bunalım takılıyorsa, kafayı bozmuş kadın ya, kafayı bozmuş yemin ederim. Birazcık gururun olsun, birazcık. Birazcık gururun varsa, bak ne diyorum, birazcık gururun varsa, kendine olan saygın varsa, o YouTube'da seni takip eden sarsak insanlar var ya, o sarsak insanlara şeyin varsa, hatırı varsa, onuru, gururu varsa, onların hatırına bari konuşma artık, konuşma. Beni unut. Unut, tamam mı? Neden sarsak dedim bunu takip edenlere biliyor musunuz? Çünkü bu salağa inandıkları için. Bu aptala inanıp da yorum yazdıkları için. Ayıp denilen bir şey var ya, bu kadar da olur ama bu kadarı da olmaz arkadaşlar. Çıksın bakalım şimdi desinler sana, sen Asil TikTok'unda ne arıyordun? Gerizekalı, bir de şeyi paylaşmış orada. TikTok hesabımın şeyini, komplesini paylaşmış, gerizekalı. Ya uğraşsam ben bu pislikle çok uğraşırım arkadaşlar. Ama ben bunun seviyesine düşmek istemiyorum, yemin ediyorum. Bunun seviyesine düşmek istemiyorum. Bu o kadar bir manyak bir insan ki, manyak, deli, zaten akıllısı beni bulmaz, delisi dibimden ayrılmaz. Manyak, utanmadan bir de yazmış oraya. İşte ne yazmıştı? Bir şey yazmıştı oraya ya. İğrenç, pis bir şey. Artık laf bulamadı da. Kıçımı yesin, popomu yesin. Git anan yesin senin poponu. Parayla bile yemediler senin poponu. Onu da ekleyeyim. Duruyor duruyor sataşıyor. Duruyor duruyor sataşıyor. Manyak mı ne ya? Git evinde temizlik yap, yemek yap. Mal. Bıktım yemin ederim, bıktık ya, bu pislikten bıktık. Dedikoducu musibet, ruh hastası. İlaçlarını kullanmayı mı ihmal etti, ne yaptı bu? Bu kadar azmazdı. Vallahi bu kadar azmazdı. Allah'ım manyağı.
Anam da anam, anam da anam. Sen değil miydin? Anan için ölse de parasını birlikte yesek hortumcu ne diyen sen değil miydin? Hadi bunu da de, demedim de. Benim öyle ses kaydım yok de. Ben öyle kimseye mesaj atmadım de, kimseye öyle bir şey demedim de. Orada çıkıp da ananı çok seviyormuş, babanı çok seviyormuş gibi davranma. Abini çok seviyormuş gibi davranma. Abinin hırsız olduğunu sen söyledin. Ben uydurmadım bir tarafından. Soğanını koydum, kızlar kıymanın üstüne domateslerimi doğrayayım. Çevireceğim birazdan şeyi. Tiraşı çevireceğim, şu domateslerimi de soyayım. Evet, videomu yapıyorum. Yemeğimi yapıyorum. Hem yemeğimi yapıyorum. Hem videomu yapıyorum, hem evimin işini yapıyorum. Senin gibi TikTok'lara girip de Asiye kimde yorum yazmış. Asiye'nin kaç takipçisi var. Asiye'nin sayfasının fotoğrafını atıp da orada burada paylaşmıyorum. Kıskançlığın bu kadar yani. Nasıl bir kıskançlık, nasıl bir şey, saplantılı kızım sen, saplantılısın ha. Saplantılı bir sapıksın sen, saplantılı bir sapıksın sen. Soruyorum, ne aradın sen benim TikTok'umda? Ne aradın? Aradığın yok he. Aradığın yok. Pis maymun suratlı şey. Bak sana demiştim ya. Senin gibi yaratıkların sonu intihar abi, gerçekten. İşin içinden çıkamayınca senin gibileri canına kıymakla anca rahata kavuşuyor. Ne yapacaksan yap, biz de rahatlayalım. Gururun, insafın varsa bak konuşmazsın, uğraşmazsın. Benim konuşacak çok konum var. Bıktım ya arkadaşlar, benim TikTok'uma girsen orada tek tek 14 bin kişinin içinde ne aradın sen ya, aklıma geldikçe gerçekten aklım almıyor, almıyor. Allah'ın sürtü. Sürteceksen kendi TikTok'unda sürt, benim TikTok'umda değil. Bu Allah bilir, benim TikTok'taki arkadaşlarıma da takip isteği göndermiştir. Bu yapar yani, bu mal. Yapar. Karı içince sapıtıyor. Birini görmüş orada. Yok o bana gizli gizli gelip yorum yapıyor. Sana ne? Sana ne? Çok mu kıskandın? Yani öyle bir şey yok ama sana ne? Neyin peşindesin? Neyin derdindesin? Sana ne? Şey yakında şey yapacak arkadaşlar, öyle bir fırsatı olsa yemin ediyorum, hani böyle şeyler var ya, yalan haberler var ya, hani WhatsApp'taki görüşmelerini, mesajlaşmalarınızı öğrenin işte arkadaşınızın ya da sevgilinizin gibi, elinden gelse onu da yapacak. Manyak mıdır nedir ya? Hem ikide bir sen utanmıyor musun? Asi sen benim koynuma mı gireceksin? Asi sen benim koynuma mı gireceksin? Sen kadınsın ya, kadın. Kadın müsveddesi. Bu lafı nasıl yakıştırıyorsun kendine? Demişti zaten. Ben ilk şeye gittiğimde direkt orada demişti birisi. Yani oradaki görevli demişti bu böyle diye. Ben dile getirmedim onu. Şimdi daha iyi anlıyorum gerçekten. Hemen şimdi yemez içmez açarlar canlı. Hemen. Alın size prim. Alın size video yapmak, canlı yapmak için bahane. Hemen hiç vakit kaybetmeyin. Biberler de yamuk olduğu için tahtanın üstüne doğrayamıyorum kızlar. Allah'ın kansızı. Hiçbir şey bulamıyor. Hiçbir şey bulamıyorlar. Neymiş efendim? Aspiratör yokmuş evde. Hayır, o aspiratör var ya, sana girsin. Zaten laçka olmuş. Laçka. Neyin girip çıktığı belli değil. Rezil. Bir düş yakamdan artık. Gerçekten düş düş. Madem öyle bahsettiğin kadar çok elit bir bayansın. Bak düş yakamdan. Düş. Orada milletin abuk subuk insanların gazına gelerek de bir şeyler yapmaya çalışma. Bak o salak insanlar da seni kullanıyor. Eğer seni kullanmasalardı Ofelia'nın yazdığı yorumları orada paylaşmazlardı. Çünkü seni kullanıyorlar. Gören görmeyen herkes görsün diye. Sen bu kadar salaksın ki buna müsaade ediyorsun. Puh! Allah yaratmış ama akıl vermeyi unutmuş. Akıl vermeyi, yemin ederim. Allah akıl dağıtırken sen neredeydin he?
Neredeydin sen? Allah akıl dağıtırken sen neredeydin? Allah'ım, kuşta yok arkadaşlar. Kuşta akıl var. Bu sarsakta yok, bu salakta yok yani. Kuşta var akıl ama bunda yok. Yok, kafa, koca kafa. Teneke gibi. Teneke kafa, boş. Tenekenin içi boş, boş. Boş tenekeden çok ses çıkar. Beyin yok. Hiçbir şey yok. Ölmüş. 2-3 tane beyin hücresi varmış, o da ölmüş. Ofelya buna böyle tekmeyi atınca o beyin hücreleri de ölmüş. Böyle ipten kurtulmuş deli danalar gibi nereye saldıracağını şaşırıyor. Nereye saldıracağını? Ya senin ne işin var benim TikTok'umda? Mal. Geri zekalı. Çevirelim tenceremize. Domatesimi, biberimi, soğanımı, kıymamı bir güzel kavuruyorum arkadaşlar. Kıymam bir güzel kavruldu. Patates yapacağım. Kıymalı patates. Biraz kavrulsun. Kızlar, altını birazcık kısayım. Çok değil ama. Salçasını da koyayım kızlar. Bugün de bizim Zeytinburnu'nda bir sessizlik var nedense. Hafif bir müzik sesi geliyor. Normalde pek konuşma sesi gelmiyor. Yani çok ses gelirdi. Çok hafif müzik sesinin dışında hiçbir ses yok. Hiç ama. İnşallah müzik sesini de almamıştır. Telefon. İyi ki dedim ses yok diye. Bakın. Kızlar. Ne kadar güzel oldu. Bakar mısınız? Kıyma, soğan, domates, biber. Şimdi patateslerimi atacağım. Patateslerin güzelliğine bakın. Patateslerin güzelliğine. Pilavı da yapacağım şimdi. Arpa şehriyeli pilav yapacağım. Bu biraz büyük olmuş. Kocaman. Şöyle ikiye. Bravo yani. O kadar dikkat ettiğim halde düşüyor. Ocağım temiz. Bugün de böyle olsun. Sabah düşündüm ne yemek yapayım, ne yemek yapayım. Hiç aklıma gelmedi hiçbir şey. Bu geldi. Hem dedim kolay hem de seviyoruz dedim. Bir taraftan mutfak topluyorum, bir taraftan yemek yapıyorum. Kızlar. Evet kızlar. Yemeğin suyunu koydum, yemek kaynıyor. Tencerede şehriyelerimi de kavuruyorum. Arpa şehriyeli pilav yapacağım. Bir de diyorum közlenmiş biber yoğurtlasam mı acaba diye düşünüyorum. Olabilir. Neden olmasın? Evet. Olabilir. Pirinçlerimi yıkadım. Şöyle göstereyim. Kaynıyor fakat altını kısacağım. Daha yeni kaynamaya başladı. Birazcık kıstım altını. Güzel mi güzel. Şimdi pilavımı da yapayım. Pilavımı yaparken boş durmak yok. Közlenmiş biberimiz. Çıkaralım. Şöyle kızlar. Çok severim bunu. Ondan sonra. Aman perde nereye gidiyorsun? Hayırdır? Ocağı dip tarafa ittim ya kızlar. Kızlar, kızçeler. O yüzden perde uçuyor. Sarımsak. Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak? Yoğurdumuzu da çıkaralım. Bu sarımsakları soyup da bıraksak ne olur kızlar? Sarımsak soymak, ayıklamak bana çok zor geliyor. Zor ama imkansız değil. Nasıl uçuyor perde? Git.
Güya bugün yemek yapmayacaktım ben ama alışmışım ya her gün. Bugün annemle telefonda konuşuyorum kızlar. Annem biraz benim çocukluğumdan bahsetti. Dedi ki sen küçükken dedi sürekli dedi, elinde patates ve bıçakla geziyordun dedi. Bıçağı elinden alamıyordum dedi. Ben de dedim ki işte dedim insanın dedim çocukken ne olacağı belliymiş dedim. Şimdi dedim elinden patates, soğan, bıçak düşmüyor dedim. Başka bir şey verseydin ya hiçbir şey almıyordun dedi. Çok ağlıyordun dedi. Hep dedi ellerini kesiyordun, ellerin kanıyordu dedi. İşte dedim ne kadar sorumsuz bir annesin. O küçük minik dedim kızım dedim. O bıçağı gözüne soksa, o bıçakla parmağını kökten kesse. Sen dedim ne kadar sorumsuz bir annesin. Yok dedi ben yanında başında bekliyordum dedi. Çok yaramazmışım, çok aksiymişim arkadaşlar. O yüzden başında dedi saatlerce duruyordum dedi. Yanındaydım yani dedi. Dedim elimden dedim düşmüyor doğru. Hiçbir şey düşmüyor elimden. Soğan, muğan, bıçak. Yeterince kızardı. Şekliyelerimiz. Tereyağı üstüne koyacağım arkadaşlar. Tereyağı yanıyor çünkü. Şehriye kavururken. Şehriyesiz sade pilav yaptığım zaman tereyağı koyuyordum. Tereyağı bu şekilde attım. Arpa şehriyesinde. Dedim ya tereyağı yanar diye. Rengi değişmesin diye. Pirincimi bir güzel kavurdum arkadaşlar. Biraz daha kavuracağım. Bakar mısınız? Pirinçlerim kupkuru oldu. Kızlar tane tane pilav yapmak istiyorsanız pilavı bayağı bir kavurmanız gerekiyor. Bakın ben hala kavuruyorum. Biraz daha var suyunu koymama. Pilav deyip geçmeyin. Pilavı güzel yapan, tane tane yapan her yemeği güzel yaparmış. Annem de diyor, kızım diyor sen diyor niye keşkek yapmıyorsun diyor. Keşkek yapsana diyor yarım kilo buğdaydan diyor. Dedim yaparız onu. Bana keşkek tarifi veriyor. Ben keşkeği çok sevmem arkadaşlar. Yerim ama çok sevmem. Bizde de onu yiyen olmaz. Kocam Trakyalı olduğu için bilmez keşkek. Ondan sonra Deniz Ege de yemez. Ben de yerim ama çok sevmem. Bakalım az bir şeyden 250 gramdan yapacağım bir günde onu. Öyle yani. Nasıl olsa Samsun'a gideceğim. Yaparım orada. Vallahi. Ustanın yanında yaparım. Annem tarif eder. Ben yaparım. Bakın orada yaptığım bir yemek vardı. Bak o yemeği burada yapmadım işte. Ben çok güzel bir et haşlama yapmıştım arkadaşlar. Burada yapmadım. İstanbul'da yapmadım onu. Biraz daha kavrulsun. Nerede biberlerim? Bu ses çamaşır makinesinden geliyor kızlar. Duraklattım ya. Çalıştır beni diyor yani. Çalıştır. Çalıştır beni diyor. Ses yapıyor o yüzden. Makinenin içinde battaniye falan yıkıyorum ya ben. Kazanı mı düştü? Ne oldu? Biraz fazla ses yapıyor. Çok büyük battal boy battaniyeler değil kızlar. Çift kişilik normal battaniye. Ama çok önceden battal boy battaniyeye attım ben. En büyük boy var ya böyle şeylerden. Kadife battaniyeler. Onlar çok su çekiyor. O çok ses yaptı ve makineden çıkartmak zorunda kaldım o makineyi. Her yer ıslandı. Dönemedi çünkü makine dönemedi. Aldık alabildiği kadar su aldı. Evde leğen de yok. Aldık komşudan leğen. Leğenin içine çıkardık. Ondan sonra o kadar çok su çekmiş ki benim gücüm dahil yetmedi. Komşuyla birlikte leğen de ayağımızda çiğneyerek yıkadık o battaniyeyi mis gibi. En son durulama suyuna da yumuşatıcı koyduk. Bir leğenim bile yok evde kızlar. Düşünebiliyor musunuz?
Bir kadının bir leğeni olmaz mı? Çamaşır leğeni. Öyle yani. Pilavın suyunu da koydum kızlar. Bu kadar su yeterli mi? Tabii ki de yeterli. Çünkü çok yumuşak olmasın. Hiç sevmem yumuşak pilavı. Tencerenin kapağı nerede? Hah, buradaymış. Kapatıyorum. Biberlerimi de şöyle doğradım kızlar. Sarımsaklarım nerede benim? Sarımsaklarımı da rendeliyorum. Evet kızlar, yemekler pişerken hemen sarımsakları hallediyorum. Böyle yani, ben mutfağımda video yapıyorum. Yemeklerle. Gönül ister ki hiç kimseye konuşmayayım, hiç kimseye kanalımın kirletmesine izin vermeyeyim. Ama bazen öyle bir şey yapıyorlar ki insanı zorla konuşturuyorlar, zorla konuşmak zorunda bırakıyorlar. Bak ne diyorum tekrardan, buruş yok. Birazcık gururum varsa, o salak takipçilerine saygın varsa benim adımı dahil anma. Ne kendi kanalında, ne girdiğin o canlı yayınlarda. Artık gerçekten düş yakamdan, düş. Midem bulanıyor, yemin ediyorum midem bulanıyor senden. Bir insan bu kadar yalancı olmaz, bu kadar kıskanç fesat olmaz. Dayılar ha? TikTok'ta dayılar bana yorum yazıyor öyle mi? Ah sen o dayıları bir eline geçirsen. Hap gibi yutarsın kız. Hap gibi yutarsın. Dayılar ne yapsın seni, ne yapsın seni dayılar? Aşağılık yaratık, sülük, kara sülük, kan emici sülük. Kurtaramıyorum arkadaşlar, kendimi bu salaktan kurtaramıyorum. Yoğurt da kaymaklıymış, taş gibi. Ya makine dur. Bir yerlerine çarpıyorum. Hep nereye bastım şimdi ben? Hasta ruh, hasta. Tımarhaneye gitse, Bakırköy'e gitse yemin ediyorum zincire vururlar bunu, zincire. Anca zapt edilir. Manyak. Ne güzel işte, görüşmüyoruz, konuşmuyoruz. Sen normal videolarını yapsana yapacaksan. Sen normal canlılarını yapsana, senin bende ne işin var? Benim TikTok'umda senin ne işin var, ne işin? Ahmak. Ne deriz böyle insana? Mal deriz. Yoğurtlu biberim de hazır kızlar. Şöyle göstereyim. Çok nefis. Tuzunu falan attım. Sarımsağı falan. Hepsi süper olmuş. Şöyle kapatayım. Bu şekilde. Benim büyük oğlan çok seviyor bunu. Şu yemeğimize de hiç bakmadık. Bir karıştıralım mı? Şöyle. Kızlar, kızçeler, yemekler pişti. Nefis mi nefis. Şöyle tencerenin kapağını falan yıkadım. Çok güzel pişti. Nasıl göstersem acaba? Karıştırmak istemiyorum. Tencerem çok temiz, ocağım çok temiz. Kıymalı patates yemeği. Tane tane pilavım. Karıştırdım kepçe mepçe. Hepsini makineye attım kızlar. Şimdi tekrardan şey bulaştırmayayım. Karnım acıkmadı. Bunu açabilirim. Bunu göstermiştim zaten. Gözüküyor mu bilmiyorum ki. Ben öyle gösteriyorum ama. Yoğurtlu, közlenmiş biberim. Ödüm kopuyor vallahi kızlar böyle. Ocağı temizliyorum ya yemek piştikten sonra. Şöyle göstereyim. Bir yere bir damla bir şey sıçrayacak diye yemin ediyorum ödüm kopuyor.
pilavım nasıl tane tane nasıl güzel olmuş. Bak görüyor musunuz? Tane tane süper. Aç değilim, o yüzden yemek koymayacağım kendime. Ondan sonra öyle yani kızlar, fesleğenlerimi de yağmur başladı diye aldım. Biraz rüzgar vardı. Şey olmasın diye. Ne kadar büyüdüler baksana. Yalnız şu fesleğen gözüküyor mu, şu fesleğen? Arka tarafı biraz kötü olmuş. Kurumuş gibi. Suyu falan da var ama şu çok güzel büyüdü. Çok da güzel. Müthiş kokuyor kızlar. Aklıma gelmişken unutmadan, bakın arkadaşlar, kaçta bir hafta 10 gündür söyleyeceğim unutuyorum. Hatırlarsanız bu boşluk, ay müzik. Evet, bu buruşuk kalibi canlı yayın yapmıştı. Canlı yayını kapatırken canlı yayında da 3-4 kere dedi ki, bak nasıl bir yalancı bir kadın. Şimdi canlı yayını kapatıyorum arkadaşlar. Kocam Canoş'un, yani Ofelia'nın eşini arayacak. 4 defa sen bunu söyledin, 4-5 kere. Şimdi yayını kapatayım. Kocama kocasını arattıracağım. Kocama kocasını arattıracağım. Valla çok bekledi Ofelia. Niye sen aramadın ya? Niye sen sözünü tutmadın? Niye sen yalan konuştun? O gün bugün, bak üzerinden bir hafta geçti. Sen niye aramadın? Sen niye sürekli boş konuşuyorsun ya? Merak ettik sadece. Video ya da canlı yaparsan böyle boş yapamayacağın şeyleri konuşma. Tamam mı? Orada yani nasıl farklı konu? Yok, kocamı diyor. Kocam diyor kocasını arayacak. Kocam kocasını arayacak. Ya niye aramadı o zaman? Niye? Şimdi arkadaşlar, şimdi yayını kapatır kapatmaz arayacağım. Aha, o canlı yayından eser yok. Kaldırdın. Öyle yani kızlar. Vedalaşalım. Bugünkü yemeğimizin ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Üstüme bir ağırlık çöktü. Bugün süpürgeyi açmadım ama şimdi videom bitti ya. Şimdi diyorum bir süpürgeyi açayım. Süpürgeyi açmadığım zaman kendimi çok böyle huzursuz, rahatsız hissediyorum. Her yer böyle pismiş gibi hissediyorum. Yine de hani bir şeyler dökülüyor yerlere. Mutfak işi bitti ya, gerisi kolay. Şimdi yarım saat bile sürmez benim evi süpürmem. Şimdi bu salaklar da derler, ay bir metrekare evin neyini süpüreceğim derler. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Aa, bu arada Canoş da bana her cuma günü öyle güzel bir video gönderiyor ki arkadaşlar. Cuma mesajı. Her cuma günü öyle alıştım ki her cuma bekliyorum. Aynı saatte, aynı dakikada. Hoşçakalın kızlar.